Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir pasta yapacağız. Borcam pastası. Yapımı çok pratik, çok da bereketli bir pasta oluyor. Misafirlerim için yapmıştım, çok beğendiler. Hemen sizlerle tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak 4 adet yumurtayı karıştırma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerini ekleyelim ve mikserle İyice köpürene kadar, rengi beyazlayana kadar çırpalım gördüğünüz gibi. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağını ekleyelim. Bundan sonra mikser kullanmayacağım. Elimle karıştıracağım. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı kakaoyu ekleyelim. Ve bunu da karıştıralım çırpıcı yardımıyla. Daha sonra üzerine 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyelim. Her zaman söylediğim gibi yumurtanızın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. O yüzden 1,5 bardaktan sonrasını kaşıkla kontrollü bir şekilde ekleyin. Kekinizin harcı çok katı olursa kek çatlar pişerken. Çok da sıvı yapmamaya gayret gösterin. Kıvamı videodaki gibi. Keki yağladığım borcamın içerisine döktüm. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Kekin hava kabarcıklarının çıkması için şöyle bir iki kez tezgaha vurdum ve 180 derece fırında pişirdim. Kekin pişerken ben kekin muhallebisini hazırlayacağım. 1 litre sütü tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyelim. Kaşıklarım hafif tepeliydi. Bunları karıştıralım ve ocakta muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Evet, muhallebim piştikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı, hangini kullanıyorsanız onu ekleyin. 1 pakette vanilyayı ekleyin. Tekrar ocağa alıp kısık ateşte tereyağı eriyene kadar pişirin. Muhallebimiz hazır. Muhallebiyi soğuması için kenara alacağım. Bu arada kekim de pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine çöp şiş yardımıyla ya da bir çatalla delikler açabilirsiniz. Daha sonra üzerine 1,5 bardak sütü ekleyelim. Kek sütü çektikten sonra tekrar muhallebimize döneceğiz. Üzerine bir poşet kakaolu krem şant ekledim. Bunu mikser yardımıyla çırpalım. Güzelce köpürene kadar. Krem şanti ve muhallebiyi çırptıktan sonra yapmış olduğumuz kekin üzerine muhallebiyi dökelim. Muhallebinin kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Bunu güzelce kekin her yerine yaydıralım. Pastayı dinlenmek üzere buzdolabına kaldıralım. En az 2 saat buzdolabında beklesin. Dinlenen pastanın üzerine bolca Hindistan cevizi serpiştirelim. Dilimlenecek kıvama gelen pastayı dilediğiniz büyüklüklerde parçalara ayırabilirsiniz. Ben 24 parçaya böldüm. Bu boyda özellikle misafirler için çok ideal oluyor. Üzerini süslemek için portakal ve nar kullandım. Süsleme kısmı tamamen sizin hayal gücünüze ve damak zevkinize bağlı. Sizler hangi meyveyi seviyorsanız ya da neyle istiyorsanız onunla süsleyebilirsiniz. Pastamız servise hazır. Bu pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem evdeki malzemelerle yapabileceğiniz çok pratik bir pasta, hem de lezzeti gerçekten çok güzel. Özellikle misafir geleceği zaman ben böyle borcamla pastalar yapmayı tercih ediyorum. Hem çok bereketli oluyor, hem de dilediğiniz gibi süsleyerek gösterişli bir pasta haline dönüştürebiliyorsunuz. Sizler için şöyle bir dilim göstermek istiyorum. Yumuşacık keki ve kremasıyla çok hafif bir pasta. Mutlaka deneyin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.